Arnavutköy maçı ile alakalı deplasmanda kazanmamız gereken maç. Çokça fırsat bulduğumuz maç. Maalesef mağlup olduk. Çok üzüntülüyüz. Farklı konuya girmek istemiyorum aslında ama hiçbir zaman da konuşmadığım şeyler hakkında konuşmak da istemiyorum. Yani hakemlerle alakalı. Daha iyi bir lobi oluşturup bence federasyona başvuru yapılması gerekiyor. Çünkü hakemin çok art niyetli olduğunu düşünmek istemiyorum. Ama her ne olursa olsun şehir ayrımı da yapmak istemiyorum. Ama her ne olursa olsun bizim maça bir Bursalı hakemin verilmesi bence yanlıştı. Buna değinmek istiyorum. Hiçbir şekilde bir bahanemiz yok. İyi mücadeleye fena başlamadık. İyi başladık. Çok ilk yarı özellikle 3-4 tane net pozisyonumuz var. Hakemin birazcık tavırlarının, takdir haklarının karşı tarafa kullandığını gördük. Ama bu derece bir cezalandırmayı yapacağını hiç tahmin etmedik. Kimse tahmin etmedi gerçi. Ama maalesef kaybettik. Yolumuza devam ediyoruz. Bu hafta içeride oynayacağımız çok önemli maçımız var. Bütün taraftarlarımızı bekliyoruz. Davet ediyoruz şampiyonluk yarışında. Biz hedefimizden şaşmıyoruz. Her ne sonuç olursa olsun, her ne şartlarda olursa olsun, kim bizi kırmaya çalışıyorsa çalışsın, biz yolumuzdan dönmeyeceğiz. Sonuna kadar gideceğiz inşallah. O yüzden burada herkesin bize destek vermesi gerekiyor. Olumlu veya olumsuz. Maddi veya manevi destek vermesi gerekiyor. Kaybettik, üzgünüz. İnşallah bu hafta telafi Urfa maçıyla yolumuza devam ederiz. Teşekkür ederim. Arnavutköy maçıyla alakalı bence de maça çok iyi başladık. İlk yarıda çok net pozisyonlar yakaladık. Maçın genelinde rakip takımın kalemize yarattığı bir tehlike yoktu. Ama ikinci yarı penaltı pozisyonunda maçın hakemi bana göre ve birçok kişiye göre yanlış karar verdi. Biz Ahmetspor olarak bu tarz kararlara alıştık. Sezon başında da, sezon ortasında da takım arkadaşlarımızla konuştuğumuz zaman gerekirse hakemi de yenip bu ligden çıkmamız gerektiğini hep beraber aramızda, kendi aramızda konuştuk. Onun için bunlara takılmamamız lazım. Sonuçta maçı kaybettik. İyi olan taraf bizdik ama kaybettik. Şimdi önümüze bakacağız. Uzun bir maraton var, şampiyonluk yarışı var, uzun bir şampiyonluk yarışı var. İç sahada çok önemli bir maçımız var. Taraftarlarımızı bu maça bekliyoruz. Çünkü bu kulübün sahibi onlar ve bizim de futbolcuların da itici gücü taraftarlar. Biliyorum ki bu maçta bütün tribünü dolduracaklar ve 90 dakika bize destek verecekler. Saha içinde, saha dışında taraftarımızı tahrik etmek isteyen kişiler, gruplar olabilir. Onlar hiçbir şekilde bu tahriklere gelmeden sadece sahaya odaklanarak bizi 90 dakika desteklerlerse biz de onların istediği galibiyeti inşallah hafta sonu onlara armağan edeceğiz. Teşekkür ederim.